Evet sevgili gençler, işte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız diyoruz ve bugün neye geçiyoruz? Tabii ki de bayıldığınız bir konu, en sevdiğiniz konu olasılık konusu. Tabii ki burada bir latife yapıyoruz. Şimdi olasılık konusunu duyduğunuzda eliniz ayağınız titriyor, direkt Azer Bülbül'e bağlıyorsunuz. Dardayım ey aney aney şarkısını söylemeye başlıyorsunuz, farkındayım. Arkadaşlar bakın, sınavda kesin bir tane soru geliyor. Öncelikle şu ön yargınızı bir kırın. Olasılığa ön yargılı bakmayın. Evet, normalde çok böyle zorlanabilecek bir konu. Ancak ÖSYM bu konuyla ilgili gerçekten sorduğu sorular yapılabilir düzeyde bir soru olmuş oluyor. Onun için ön yargılı olmayın. Bakın, permütasyonu öğrendik, kombinasyonu öğrendik. Oradaki bilgilerimizi, ufak bilgilerimizi ne yapacağız? Olasılığa aktaracağız. Haydi bakalım, hazırsanız başlayalım. Olasılık konusu nedir? Burada hemen şunu söyleyeceğim. Sonucu kesin olmayan olaylarla ilgilenir. Yani burada bir zar atıldığında kaç geleceğinin ihtimali. Mesela nedir? Zarın üzerinde 6 tane sonuçta 100 olduğu için her bir sayının gelme ihtimali ne oluyor o zaman? Eşit alanlı olduğu için de mesela bir sayısı 1 bölü 6. Nedir? Alandan dolayı toplamda 600 var. 600'den bir tanesine 1 yazdığı için 1 bölü 6. 2 gelme olasılığı ne? Yine 1 bölü 6 gibi ne yapacağız? Bu işlerle uğraşacağız. Şimdi bakalım. O zaman burada bizim ne olacak? Olasılık dediğimizde bakın en önemli şey ne? Örnek uzay ya da evrensel küme. Dedim ya biraz önce, bir zar atıyorum. Bir zar attım, pencereye tık diye değil. Bir zar attım, ne oldu? 6 tane durum var. 1 gelme olasılığı, 2 gelme olasılığı, 3, 4, 5, 6. Çünkü zarın üzerindeki sayılar ne oluyor? 6 tane olduğu için benim o zaman evrenselim ne? Tabii ki 6 olmuş oluyor. Peki bu para için ne? Ben parayı havaya attım. Ne gelecek? Ya tura gelir ya yazı gelir. O zaman 2 tane durum var. 2 tane parayı attım. Nasıl gelebilir bunlar? Bakın 2 tane para için. Yazı, tura. Doğru mu? Yazı, yazı. Tura, yazı. Tura, tura. Yani bu durumları o zaman ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Yani 4 tane durum var. 3 para atarsam, bakın 2 üzeri 3 yani 8. 4 para için 2 üzeri 4. En para için 2 üzeri en tane ne oluyor? Durum olmuş oluyor. Bu benim neyim? Evrenselim. Niye bunları öğrendiğimizi birazdan anlayacağız. Şimdi burada zar için ne demiştim? 6 durum var. 2 zar havaya atıyorum, ne oluyor? Bakın 6 çarpı 6. 3 tane zar için 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 üzeri en şeklinde ne oluyor? Burada da evrenseli hesaplamış oluyoruz. Peki burada asıl olay nedir biliyor musunuz? Bakın olay şu. Bir şeyin olasılığı dediğim olay şu. Bırakın formülü falan. Diyeceğim ki istenen durum bölü tüm durum. Yani önce istenene bakacağız. İstenen ne benden? Bunların durumları ne? Tüm durum ne? Benim evrenselim olmuş olacak. Bunun için de ne yapacağız? Tek tek bakın, ayrı kolaylar ve olasılık. Ayrı kolaylar dediğim. Yani herhangi bir kesişimi olmayan, mesela şöyle düşünün. Ben torbadan atıyorum bir top aldım. Bunun kırmızı gelme olasılığı dedim mesela. Kırmızı gelmeyle mesela, hani topun üzerinde bir renk olduğu için sarı kırmızı ya da sarı mavi, lacivert falan, bu tarz durumlar olmadığı için hani tek bir renk var. Birbiriyle ilgili mesela kırmızı gelme olasılığı, işte sarı gelme olasılığı, bunların her birinin ayrı bir olasılık değeri var. Ve diyeceğim ki bir şeyin olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı nedir? Birdir. Bunu nerede kullanacağım? Mesela tersten gideceğim durumlar var. Hani nasıl ki permütasyonda ya da kombinasyonda yan yana gelmeme durumu falan, ne yapıyorduk? Tüm durumdan yan yana gelmeyi çıkartıyorduk. Burada da buna benzer durumları ne yapabiliriz? İşleyebiliriz. Mesela diyelim bir gelme olasılığı derken, mesela ne yapabilirim? İşte tüm durumdan gelmeme durumlarını çıkartırım. Birinin olmadığı durumları çıkartıp tersten de çözüme gideceğim. Bunları daha çok soru üzerinden net bir şekilde ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Şimdi olasılık fonksiyonu 0 ile 1 arasındadır. Mesela ben zarı havaya attım. Üzerine yazı gelme olasılığı var mıdır? Yok. Değil mi? Yani bu böyle bir durum. Yani hani imkansız dediğimiz durum. Ya da ben zara havaya attım. Rakam gelme olasılığı ne? Kesin. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakam olduğu için 1'dir. Demek ki olasılık 0 ile 1 arasındadır. Yani bunlara da eşit olabilir. Bir de burada şunu söyleyeceğim. Bakın
A1 bu olasılıkta birleşim de mi? Bakın birleşim. Aynı kümelerdeki gibi düşünebilirsiniz. Yani A'nın olasılığı, B'nin olasılığı bundan A ve B'yi ne yaparsınız? Çıkarırsınız. Eğer ki ayrı kolaylarsa kesişim olmadığı için de orayı da ne yapıyoruz? Sıfır almış oluyoruz. Şimdi asıl olay ne biliyor musunuz? Bakın oraları boş verin. Şimdi benim dediğim daha çok soru üzerinde anlattığım şeylere çok dikkat edin. Bakın ilk sorumuz. Bir madeni para arka arkaya 3 kez havaya atılıyor. Ben parayı havaya atıyorum 3 kez. Ne diyor bana? Üçünün de yazı gelme olasılığı nedir? Şimdi diyeceğim ki olasılık eşittir istenen bölü tüm. İstenen. Nedir istenen durum? İstenen. Üçünün de yazı gelme durumu. Yani yazı. Kaç durum var? Bir tane. Bunların kendi içindeki yer değişiminin bir önemi yok ki. Zaten yazı. O zaman bir tane. Peki 3 tane paranın tüm durumu evrensel nedir? 2 üzeri 3'tür. Yani ne oluyor o zaman? Cevap 1 bölü 8 geliyor. Yani A seçeneği olmuş oluyor. Şimdi geldik bakın. B'ye bakalım aynı sorunun. 2 yazı bir tura gelme olasılığı. Bakın dedim ki istenen. Yaz istenen ne istenen? İstenen şu. Diyor ki 2 yazı bir tura. Yani yazı tura. Tamam burada 2 yazı bir tura var da. Yani bu önce bu mu yazı geldi, öbürü mü geldi? Yani bunların kendi içindeki yer değişimlerinin durumu. Yani yazı tura. Yazı tura yazı. Tura yazı. Değil mi? Bunlar. Peki ben bu değişimleri hani hangisi geliyor? Birinci para mı yazı geldi? İkinci para mı tura geldi? Bunları bilmiyorum ya. Bunların değişimine bakman lazım. Bu ne? Bravo. Tekrarlı permütasyon. Yani 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Yani toplam kaç durum varmış bununla ilgili? 3 durum var. Peki tüm durum ne? 3 tane paranın evrenseli 2 üzeri 3, 8 değil mi? O zaman olasılık ne? İstenen bölü tüm. Yani cevap ne? 3 bölü 8 E seçeneği olmuş oluyor. Bakın gerçekten olayı anlarsak burada yapmamız hani bir de sorunun kolaylığı yani anlaşılırlığı o kadar ne olacaktır? Sizin için daha böyle anlaşılır ve yapılabilir olacaktır. Şimdi geldik C'ye. Sırasıyla diyor. Bak dikkat. Sırasıyla yazı, tura, yazı gelme olasılığı. Bak sırasıyla diyor. Yani istenen ne? İstenen. Sırasıyla yazı, tura, yazı gelme olasılığı değil mi? Tamam sırasıyla bu değil mi? Yani sırasıyla böyle gelecek. Yani adam zaten senden bunu istemiyor mu? İster bunu böyle yaz. Tamam mı? Yani bak sırasıyla yazı, tura, yazı. Bunları bir daha değiştirebilir misin? Hayır. Değiştiremezsin. Zaten bu bir durum var. Sırasıyla yazı, tura, yazı gelme durumu ne? Bir tane işte bu. Peki tüm durum ne? Tüm durum. 2 üzeri 3 yani 8. Olasılık ne o zaman? Yani bu durum bir tane. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sırasıyla dediği için o zaman cevap ne oluyor? 1 bölü 8 yani C seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi ikinci sorumuza. Bakın burada diyor ki 5 madeni para birlikte havaya atılıyor. Paraların 3'ünün yazı 2'sinin tura gelme olasılığı. Bakın artık olayı öğrendik. İstenen ne istenen? İstenen şu. 3'ü yazı gelsin diyor. Yazı. Tura. Sıra var mı burada? Sırasıyla diyor mu? Demiyor. Peki bunun kendi içindeki yer değişimleri nedir bu? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Doğru mu? Yani bu ne oluyor? 5, 4, 3 faktöriyel. Bakın 3 faktöriyel çarpı 2 ve buradan da geliyor 10 durum. Peki tüm durum ne tüm durum? Bakın tüm durum 5 paranın 2 üzeri 5 yani 32 tane değil mi? Peki o zaman benim olasılığım ne oluyor? İstenen durum 10, tüm durum ne? 32, cevap ne? 5 bölü 16 yani E seçeneği olmuş oluyor. Mantık bu. Öyle eliniz ayağınız titremeye başlamasın. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bakın yine A'lı B'li C'li olan bir sorulardan bu da. Bir zar havaya atıldığında üst yüzeye gelen sayının tek sayı olma olasılığı. Bak istenen ne? Tek sayı olma olasılığı. Yazıyorum istenen. Tek sayı. Söyleyin bana tek sayıları. Kim?
1. Başka. 3. Doğru mu? Başka ne var? 5. Bunlardır, doğru mu? Yani 1, 3, 5. Şimdi tek sayı olma, bir tane, bir zar atıyorum ben. Yani 3 tane var, doğru mu? Peki tüm durumu ne? Tüm durumu? Zarın üzerinde 6 tane var. Evet, 6. Olasılık ne o zaman? 3 bölü 6 yani 1 bölü 2. Cevap ne oluyor o zaman? A seçeneği oluyor. Geldik şimdi B'ye. En az 3 gelme olasılığı. Bak, en az 3 gelme olasılığı. İstenen. İstenen ne istenen? Yaz. Hemen en az 3 gelme olasılığı, bir zar atıyorum. En az 3 gelsin, ne gelir? 3, 4, 5, 6. Yani 4 durum var. E tüm durum ne? Bir zar için 6. Olasılık ne? 4 bölü 6. Yani cevap ne? 2 bölü 3. Yani ne oluyor? B seçeneği oluyor. Geldik şimdi. Bakın dördüncü sorumuz. Şimdi burada da. Niye öyle oldu? Evet. Demek ki buradan soru gelecek. Dördüncü sorumuz. Şöyle baktım bir 3. Evet 2 tamam. Yani 3'ü atladık mı diye baktım. Evet dördüncü sorumuz. 2 zar diyor. Birlikte havaya atılıyor. A. Üst yüzeye gelen sayıların toplamının 7 olma olasılığı. Bakın 2 tane zar havaya attık. İstenen ne? 7 olsun diyor. Hadi bakalım bir yazalım. İstenen. 2 tane zar attım. 7 nasıl olur 7? Hadi bakalım durumları bir yazalım. Hocam 1'e 6 gelmiş olabilir. 7 değil mi? Başka? Başka ne olur? 2'ye 5 sıralı yazın. Değil mi? Bakın 2'ye 5. Başka? 3'e 4. Hocam bir de bunların tersleri var. 4'e 3. Bakın 5'e 2. 6'ya 1. İşte durumlar bunlar. Bak durumlar bunlar. Kaç tane oldu? 3, 6 toplamda 6 durum oldu. Peki 2 zar için tüm durum ne? 6'nın karesi yani 36 oldu. Peki olasılık neydi? İstenen bölü tüm yani 1 bölü 6 oldu. Cevap da ne oldu? Tabii ki de C seçeneği oldu. Geldik şimdi B'ye. 2 zar yine aynı şekilde atılıyor bakın burada. Üst yüze gelen sayıların aynı olma olasılığı. Ne istiyor? Yükleme sor. İstenen ne? Aha diyor ki sayılar aynı olsun. Al yazıyorum. İstenen. Bak 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ve 6 6 doğru mu? Yani toplamda durum sayısı ne? 6 durum var. Peki tüm durum ne? O da eşittir 6'nın karesi 36 durum. Olasılık ne oluyor? 6 bölü 36'dan cevabımız yine ne oluyor? 1 bölü 6 yani A seçeneği olmuş oluyor. Tamam olay bu şekilde. Geldik şimdi C'ye. Diyor ki bize üst yüzeye gelen sayıların ikisinin de çift olma olasılığı. Bak soruyorum. İstenen ne? Olasılık neydi? İstenen bölü tüm. Ne? İkisi de çift olsun. Şimdi şöyle düşünebilirsin. Çift olacak ya. Hocam mesela 2'ye 2 gelir. 2'ye 4 gelir. 2'ye 6 gelir. Değil mi? Başka 4'e 2 gelir. Bakın 4'e 4 gelir. 4'e 6 gelir. Başka 6'ya 2 gelir. Bakın 6'ya 4 gelir, 6'ya 6 gelir. Değil mi? Böyle yazabilirim. Kaç durum oldu? 3, 6, 9. Yani toplam 9 durum var. Peki tüm durum ne? Yine aynı 6'nın karesi 36 doğru mu? Şimdi yazıyorum. Olasılık neydi? İstenen bölü tüm. Yani cevap ne? 1 bölü 4. Değil mi? Olay bu. Olayı anladık mı? Çok güzel. Şimdi ben size bir de farklı bir mantık daha göstereyim. Hani birazcık böyle ufkumuzu artık genişletelim. Değişik çözümler de göstermeye çalışıyorum. Bakın özel yol. Yine bedava, bedava. Babası evladına yapmaz. Bak onu söylerim. İban yollarımdan bir tanesi. Şimdi burada nasıl düşüneceğiz? Özel yolumuz ne? Şimdi bir zar. Hani zarın üzerinde tek sayılar ve çift sayılar yok mu? Adam diyor ki üst yüze gelen sayıların ikisinde çift olma olasılık. Şimdi diyorum ki bir zar ya tek gelir ya çift gelir. Başka bir şey gelir mi? Gelmez.
Bak diyorum ki zar ya tektir ya çifttir. İki durum var. Başka bir durum var mı? Yok ki. Yani hani ihtimal şey olarak bakıyorum. Tek midir çift midir? Hocam tek de olabilir çift de. İki durum var. Adam benden ne istiyor? Çift olma durumunu. Zarın birine attım çift gelme olasılığını her zar için 1 bölü 2. Diğer zar için bu ne? Bu da 1 bölü 2. Cevap ne? 1 bölü 4. Anlaşıldı mı? Şu mantığını anlama noktasında bakın tam öğretici olan bir şey. İlki. Ama bu ne? Birazcık daha böyle hocam pratik yapma. Hocam ben iyiyim bunu biliyorum. Yani farklı daha hızlı çözmek istiyorum diyenler için de bakın çözüm yolu ne? Bu yani cevap ne oluyor? Yine B seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi D'sine bakalım. Bakın çarpımlarının çift sayı olma olasılığı. Şimdi olayı çözdünüz. Bak diyorum ki zarın aynı mantıkla bakalım. Şimdi bazı durumlar var. Çarpımların çift olma olasılığında yani hani orayı düşünmeniz zor olabilir. Alternatif çözümler yapmaya çalışıyorum. Bakın bir zarın üzerinde hani iki tane zar attım ya çarpımlarının çift gelebilmesi için ne olması lazım? Nasıl olabilir? Hocam zarın biri tek olur diğeri çift olur ya da hocam biri tek hani atıyorum ilk zar tek ikincisi şey ilk bak birincisi tek ikincisi çift birincisi çift ikincisi tek ya da her ikisinin de çift olması gerekir. Doğru mu? Mantık olarak bu. Tamam diyorum ki ben zarı havaya attığımda tek gelme ihtimali neydi? 1 bölü 2. İkinci zar için ne? Bu da 1 bölü 2. Birinci zarın çift gelmesi 1 bölü 2. O da 1 bölü 2. Yine çift gelmesi 1 bölü 2. 1 bölü 2. Yani ne oluyor? 3 tane 1 bölü 4. Cevap ne? O zaman 3 bölü 4 olmuş oluyor. Cevap nedir? Tabii ki de C olmuş oluyor. Başka mesela hani değişik bir şekilde bakın şöyle de gösterebilirim. Diyorum ki zarın durumları nedir? Tek çift, çift tek, çift çift, tek tek. Kaç durum var? 4 durum var. Doğru mu? 4 tane durum yok mu? E şimdi bunların kaç tanesinde? Bak özel yol yine burada IBAN yolumuz. Murat burada IBAN'ımı iyice böyle ver. Sadece yansın orada. Şimdi özel yolda ne? 4 durum yok mu? Hangilerinde çarptığında çift olur? 1, 2, 3. İstenen bölü tüm. Yani 3 bölü 4. Böyle de çözebilirsin. Bu da mı olmadı? Başka bir yol daha var. Artık onu babamın oğluna vermem. Babamı anlatmam diyoruz ya. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar bakın hepsini verdim. Özel yolda ne? İşte gördüğünüz gibi ikinci yol olmuş oluyor. Bir yol daha var da. O da buna dönüyor. Çok da önemli değil. Şimdi geldik bakın 5. sorumuza. Diyor ki burada bir torbada 4 farklı kırmızı, 6 farklı beyaz bilye vardır. Şimdi torba bak önce ne yaptık? Dikkat edin yani öğretici tarzda gidiyorum özellikle. Olasılıkta ilk başta klasik olanlar şu havaya para atma durumları var ya. Paraya attın gelme durumları. İkinci soru tipi neymiş? Evet zar olayları. Üçüncüsü ne? Şu torbadan top alma. Bir bakalım olayı iyice kavramaya başlayacağız. Şimdi benim bir torbam var, bir kutum var. Ben bu torbada ne olduğunu biliyorum. 4 tane kırmızı, 6 tane beyaz bilye olduğunu biliyorum. Bakın hemen bunları yazın. Hemen ne yapıyoruz? Şemalaştırıyoruz, sembolize ediyoruz. Şimdi diyor ki bize ikisinin de kırmızı renkte. Ben torbadan ne yapıyorum? 2 tane bilye alıyorum. Bak 2 tane bilye. Elime attım hop 2 bilye aldım. Bak elime attım hop 2 tane bilye aldım. Ne yaptık? Bir daha hep beraber elimize attık hop 2 bilye aldık. Yani ne yapıyorum? Bu olay neydi bu hareket? Seçme. Neydi bu? Kombinasyon. Bak unutma. Sıralıyorsam evet. Gözümün içine bak permütasyon. Şimdi o zaman demek ki ben torbadan çekiyorum. Ne oluyor? Kombinasyonla. İkisinin de kırmızı olması. İki top çekiyorum. Olasılık eşittir. İstenen bölü tüm. Tüm durum ne? 10 tane neyim var benim? Torbamda topum var. 10 topum var. 10 tane toptan 2 tane çekiyorum. Bak iyi dinle. İkisi de kırmızı. E kaç kırmızı var? Yani ikisi kırmızı. 2 kırmızı çek diyorum bana. 2 tane kırmızı çek. Hadi çek bakalım. Kaç kırmızım var? 4. 4 kırmızıdan 2 kırmızıyı al. O zaman ne oluyor? 4'ün ikili kombinasyonu oluyor. Doğru mu? Hadi bakalım bunları bir hesaplayalım.
Bak şimdi 4 çarpı 3, 2 çarpı 1. Onun ikili kombinasyonu 10 çarpı 9, 2 çarpı 1. Ve buradan da ne geliyor? Bak sadeleştiriyorum. 6 bölü kaç oldu? 45 oldu değil mi? Sadeleştiriyorum. Kaç oldu? 3'e böl. 2 bölü 15 oldu. Bakın arkadaşlar özellikle bu konuda burayı anlamak istiyorsanız benim size öğrettiğim tarzda çözün. Bak ilk başta bu şekilde. Ha bunun farklı bir çözümü de var. Ama bu ne biliyor musun? Bak bu çözüm mantığını iyi oturtun. Hiçbir zaman hata yapmazsınız. Şöyle çözüm de var. Nasıl çözüm var biliyor musunuz? Şöyle. Diğer yol, özel yol diyorum. Özel yol. Tamam mı? Şimdi adam benden ne istiyor? Diyor ki torbadan top al. Birinci ve ikinci gibi düşünebilirsin. Fark etmez. Kırmızı, kırmızı gelsin. Doğru mu? Yani bunun anlamı bu. Ha tek tek almışsın, ha ikisini bir almışsın. Tamam mı? Şimdi burada nasıl düşüneceğim? Şöyle düşüneceğim. Ben diyorum ki benim iki topumda kırmızı gelme durumu. Hadi bakalım. Nasıl? Kaç kırmızım var? 4 kırmızım var, 6 beyazım var. O zaman kırmızı gelme olasılığı ne? 4 bölü 10. Değil mi? Tamam. Çarpı. İşim bitmedi. Hadi şimdi ikinci kırmızıyı seçin. Kırmızının biri gitti. Torbadan 3 kırmızı kaldı. Torbadaki top sayısı ne oldu? 9 oldu. Bak sıralı çekim de bu. Böyle yapabilirsin. Buradan da ne oluyor? Hop sadeleştirdim 3. Hop sadeleştirdim 5. Cevap ne? 2 bölü 15. Allah'ım mahcup etme beni. Evet bak 2 bölü 15 gördünüz mü? Olay anlaşıldı mı? İşte bu. Bak böyle yavaş yavaş anlata anlata bu konuyu patates edeceğiz. Merak etmeyin siz bana güvenin. Yeter ki anlattığım her iki yolu da anlayın. Ezbere gitmeyin. Buradaki en büyük problem ne biliyor musunuz? Ezbersel çözüm. Sorgulayın. Bununla bunun arasındaki fark ne? Ne biliyor musunuz? Bak bunu yaptığımda hata yapmam. Çünkü iki topu da alıyorum olay bitti. Sıralama yok. Ama burada ne var? Sıralamadan dolayı ileride tamam mı? Soru tarzı değiştiğinde hata yapma ihtimalin var. Var. Tamam mı? Ama şu çözümde hata yapma ihtimalin çok daha düşük. Bak söylüyorum, başından söylüyorum. Tamam? Çözdükçe de anlayacağız olayı. Şimdi geldim burada. Yine aynı sonuçta soru. Bakın B'sine bakalım. Şimdi benim torbamda 4 kırmızı, 6 beyazım var. Birinin kırmızı, diğerinin beyaz olma olasılığı. Bak iyi dinle şimdi. Bak şimdi. Yine iki çözüm de yapacağım. Şimdi bana diyor ki yine iki top çek. Çektim. Birinin kırmızı, diğerinin beyaz olma olasılığı. Yani olasılık tüm durum değişmiyor değil mi? Onun ikili kombinasyonu. Burada sıkıntı yok. Bunda sıkıntı yaşamayacaksın. Ama adam diyor ki adam birinin kırmızı, diğerinin beyaz olma olasılığı. Yani kırmızı beyaz çek diyor. Hadi bakalım kırmızı beyaz. Şimdi bir tane kırmızı al. Al kırmızıyı. 4 kırmızı var. Bir tane al. 4'ün birli kombinasyonu. Değil mi? Bitti. Beyaz al diyorum. 6'nın birli kombinasyonu. Bitti. Bitti. Bir tane kırmızı aldım. Bir tane beyaz aldım. Bak sıralamıyorum bunu. Yani burada şimdi cevap vereceğim sana. Yani kafası karışanlar var biliyorum. Birazcık bilenlerin kafası karışabiliyor. Şimdi 4 çarpı 6... 9 çarpı 10 çarpı 9 ya bu. Yani direkt hemen yazıyorum. 9 çarpı yani 45 onu anlatmaya çalışıyorum. Direkt hani bir daha işlem yapmayayım diye. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. Cevap ne? 8 bölü 15. Bakın gördünüz mü? Cevap ne? 8 bölü 15. Hocam bir de özel yoldan çözelim. Hadi bakalım sizi mi kıracağım yani? Anlayalım yeter ki. Özel yol ne? Şimdi adam benden ne istiyor? Bak adam benden ne istiyor? Kırmızı beyaz al. Sıralı çekim bu. Birinci kırmızı, ikinci beyaz. Bak kırmızı beyaz ya da ne olur bu beyaz bu kırmızı. Başka durum yok ki. Bak sıralı çekiyorum. O zaman ne olur hadi bakalım. İlkini kırmızı al. 4 bölü 10. Şimdi beyaz geliyor. Beyaz kaç beyaz var? 6 bölü 9. Aynı durumu ne yapacağım? 2 ile çarpıyorum. Yani bunda da aynı ya durum. Çarpı 2 deyin yeter. İşlemi yapalım. Gerçekten çıkacak mı?
Bakıyorum 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. Sadeleştiriyorum 2, bakın 5. Cevap ne geldi? 8/15 geldi. Gördünüz mü? Bu şekilde çözüm yapanlar, sıralı çözüm demektir bu. Bunda ise bunu gerek yok. Direkt hiç hocam sıralamayla falan uğraşma, hop çek, olay bitti. Tamam, mantık bu. Geçiyorum. Şimdi geldik C'ye. İkisinin de aynı renkte olma olasılığı. Bakın hemen yazıyorum. İkisinin de aynı renkte olma olasılığı. Kırmızı kırmızı ya da beyaz beyaz ya da dediğim için böyle. Olasılığı hesaplıyorum. Çek bakalım iki tane kırmızı. Çek oradan az kurbağa az filan gibi. Hemen çek oradan iki tane kırmızı. Ne olacak? 4 kırmızıdan 2 tane kırmızı. Bunlar ikisi de kırmızı olabilir. Ya da ikisi de beyaz olabilir. Altının ikilisi evrensel değişim. Hayır. Onun ikilisi hep aynı, burası sabit. Yani burası 45. Yaz burayı. 4 × 3/2 hop 6. 6 × 5/2 yani 15. Ne oluyor? 21/45. Sadeleştir 3'te 7/ cevap ne geldi? 15 yani D seçeneği olmuş oluyor. Evet, geldik şimdi 6. sorumuza da. Bakın bize ne diyor? Bir kitaplıkta 3 farklı fizik, hemen yazıyorum. Kitaplık başlığı torba gibi düşündüm. Hemen şöyle 3 tane fizik, hemen bunu şöyle yazayım ben. Sonra karıştırırım hocam. Hocam torba çizdiniz diyenler hemen olabilir. Şimdi burada şöyle yazıyorum. 3 tane fizik, 4 tane matematik kitabı bulunuyor. Bize diyor ki rastgele çekilen 3 kitabın en az 2'sinin fizik olma olasılığı. Bak. Şimdi istenen neydi istenen? Böyle tüm, değil mi? İstenen tüm. İstenen yaz, istenen. İstenen ne? Diyor ki 3 tane kitap al, en az 2'si fizik olsun. Ne demek bu? 2 fizik, 1 matematik. Ya da 3 fizik. Değil mi? Bu. Başka durum var mı? Yok. Tamam, o zaman yazıyorum. Olasılık. İstenen bölü tüm. Tümü biliyorum artık. 7 tane kitaptan 3 tane kitap seçiyorum. 7'nin üçlü kombinasyonu. Hop çektim sonuçta. 2 fizik seç. Al. 3 kitaptan 2 tane fizik seçtim. Şimdi 1 matematik çek oradan. Bak 4'ün birlisi. 4 kitaptan bir tane aldım. Dedim ki bunun durumu ayrı bir durum daha olduğu için artı. Şimdi 3'ünü de fizik seç diyorum. 3 fiziğin 3'ünü de seçiyorum. 3'ün üçlü kombinasyonu oluyor. Buradan da ne geliyor? 3'ün ikili kombinasyonu ne? 3'ün birlisine eşit 3 × 4. 3'ün üçlüsüne kendisi 1. 7'nin üçlüsüne 7 + 6 = 5 yazıyorum bunu. 7 + 6 = 5. Bak 3 + 2 = 1. Hop bunlar gitti. Ne geliyor? 13/ cevap 35 olmuş oluyor. Yani nedir? C seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi 7. sorumuza. Bakın burada da olay artık iyice anlamaya başladık değil mi? Öyle elimiz ayağımız artık titremiyor. Güzel. Şimdi diyor ki bize 5 doktor, hemen yazıyorum 5 tane doktor, 4 tane mühendisin bulunduğu 9 kişilik bir grup düz bir sırada fotoğraf çektireceklerdir. Buna göre doktorların tamamının bir arada olma olasılığı. Bak şimdi bu sefer bir çekim var. Şimdi biz düz bir sırada ne yapıyoruz? Fotoğraf çekiyoruz. Ne yapıyoruz yani? Sıralanıyoruz. Yani istenen durumu bulurken ne yapacağım? Permütasyonda bulacağım. Doğru mu? Bak istenen. İstenen ne? Diyor ki bunlar 9 kişi. Bunlar yan yana bir fotoğraf çektirsin. Tamam. Kimler yan yana olacak? Doktorlar. O zaman ne yaparım ben bunları? Bağlarım. Hop burayı da böyle hop yanına yazarım. Sonra oturur ağlarım. Şimdi buradan ne olacak? Bak şöyle. Burası 1. Burası ne oldu? 4. Bunlar diziliyor. Yan yana diziliyor değil mi? Yan yana dizilim var. Şu virgüle atayım da sonra yanlış anlaşılmasın. Şimdi bakın şöyle. Burası ne oldu? Bir durum. Toplamda bunlar kaç kişi gibi düşüneceğim? 5 kişi. O zaman ne oluyor? Sıralama 5 faktöriyel. Kendi içinde bağladıklarım da sıralanıyor. O da 5 faktöriyel. İşte bakın istenen durum bu. Peki tüm durum ne tüm durum? Bunlar 9 kişi değil mi? 9 kişinin yan yana sıralaması düz bir sırada 9 faktöriyel değil mi? O zaman olasılığım ne oluyor? 5 faktöriyel, 5 faktöriyel. Burası da ne? 9 faktöriyel. Bakın hemen hesaplayalım.
9, 8, 7, 6, 5 faktöriyel bunlar gitti. 5 faktöriyel ne? İsterseniz bunu da şöyle yazalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 sadeleştireyim diye böyle açtım. Bakın 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 hop 6 bu gitti. Sonra bakıyorum sadeleşen var mı? Evet 2'ye. 2 pardon burası 1. 4 ile sadeleştik. Cevap ne? Üst taraftan 5 geliyor. Bakın 9 çarpı 7 63. 63 çarpı 2 126. Yani 5 bölü 126 cevap nedir? A seçeneği olmuş oluyor. Demek ki olay ne? İstenen durum. Bakın istenen durum çok önemli. İstenen durumda nerede yapıyoruz? Nereden çözüyoruz? Permütasyon kombinasyondan faydalanmış oluyoruz. Geldik şimdi 8. sorumuza. Şimdi arkadaşlar bakın bu sorumuzda da bize diyor ki 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 topun bulunduğu bir torbadan aynı anda rastgele 2 top çekiliyor. 10 tane top var. Bakın 1'den 10'a kadar numaralandırılmış ve buradan 2 tane top çekiyoruz. Buna göre topların numaralar farkının çift sayı olma olasılığı. İstenen ne? Bak hemen istenen ne diyorum? İstenen topların numaralar farkı çift olacak. Nasıl olur bu? Yani ben sonuçta buradan 2 tane top çekeceğim. Farkları çift olacak. Çift olma. Bak istenen 2 topun çift olması. Nasıl çift olur bu? Hemen yazıyorum. Hocam ben ikisini de tek çekersem ya da ikisini de çift çekersem o zaman numaralar farkı ne olur? Çift olur. Doğru mudur? İki durum var. Doğru mu? Tamam. Haydi bakalım o zaman. Şimdi buradan ben ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 diyorum. Doğru mu? Birini işaretleyelim. 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 5. 5 tane tek topum var. 5 tane de çift topum var. Doğru mu? Şimdi diyorum ki olasılık direkt yazıyorum. Haydi bakalım. İkisinin de tek gelme durumu, ikisinin de çift gelme durumlarını bir inceleyelim. Ne yapıyorum ben? 5 tane tek sayıdan 2 tanesini seçiyorum ki ikisi de tek gelsin. Ya da ikisinin de çift gelmesine demektir. 5 tane çiftten 2 çifti çekmem lazım. Peki benim tüm durumum ne? 10 tane toptan 2 tanesini seçiyorum. Şimdi bunu da yazalım. 5'in ikili kombinasyonu ne? Artık her yerde kullandık. 10, 5 çarpı 4, 20'nin yarısı ne? 10. Aynen bu da 10 bölü 10'un ikisi de 10 çarpı 9 bölü 2 yani 45 ne oldu? 20 bölü bakın 45 sadeleştiriyorum 5'e böl yani 4 bölü 9 olmuş oluyor. Cevap nedir? Tabii ki de D seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi nereye? Koşullu olasılık. Bakın az buçuk artık olayı çözmeye başladık. Doğru mu? Şimdi ise önce bir öğreneceğiz. Öğrene öğrene yavaş yavaş gidiyoruz. Önce ne yaptık? Burada para atma olayını öğrendik. Sonra ne yaptık? Hop zar attık. Sonra ise torbadan toplar çektik. Şimdi bunun üzerine ne yapıyoruz? Artık konuyu bir tık daha öteye gidiyorum. Yeni bir kavram. Koşullu olasılık. Nedir bu koşullu olasılık? Yani böyle çok hani formülize etmeyi sevmiyorum. Mantığını direkt anlatıyorum. Koşullu olasılıkta burada bir şey bilinir. Mesela torbadan çektiğim bir topun tek geldiği bilindiğine göre bir koşul var ya da attığım paranın yazı geldiği bilindiğine göre gibi kavramlar olur. Aslında ne oluyor? A olayın olasılığı B olayın gerçekleşmesi olasılığına bağlıysa yani birinin olasılığı diğerine bağlıysa biz buna koşul olasılık diyoruz falan filan. Çok da önemli değil. Olasılık ne? İstenen bölü tüm durum. Mantık bu. Yani koşullu olasılıkta evrensel küme bilinendir. Yani sen bir şey aldın ve onu biliyorsun. Torbadan çektiğin top tek sayı. O zaman senin evrenselin ne? Tek sayı olmuş oluyor. Mantık bu. Şimdi bakalım sorumuza. Diyor ki bize bir çift zar havaya atıldığında zarlardan birinin 3 geldiği biliniyor. Bak zarın biri 3 bitti. Neyi soruyor? Üst yüze gelen sayılar toplamının 7 olma olasılığı. Bakın şimdi istenen ne istenen? İstenen şu. Diyor ki bakın burada ben 2 tane zar atıyorum. Birinin 3 geldiğini biliyorum. Diğerinin yani sonuçta toplamının 7 olmasını istiyor benden. Nasıl olur bu? Nasıl olur biliyor musun? İstenen hadi bakalım 3'e 4'tür ya da 4'e 3'tür. Başka olmaz ki. Çünkü zarlardan biri biliniyor. Peki benim tüm durumum ne? Bak tüm durumum ne? Hadi bir yazalım bakalım. A
3-1, 3-2, bakın 3-3, 3-4, 3'e 5 ve 3'e 6. Doğru mu? Ne oldu ya? Aha bir anda gitti. Bir dakika, bir dakika. Bir anda ha, şuraya bastık. 3'e 6. Değil mi? 3'e 6. Dur bunu hemen şuraya alayım. Şöyle. Evet. Şimdi burası ne oldu? 3'e 6 değil mi? Şöyle geldi. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de bunların neyi var? Tersleri var. Yani 1, 3. Bakın. 2, 3. 3, 3 zaten aynı. Onu yazmıyorsun. 4'e 3. 5'e 3. 6'ya 3 olmuş oluyor. Doğru mu? Tersleri. Yani bunun tüm durumu 2, 4, 6, 2, 4, 5. Toplam 11 durum var. Olayı anladınız mı? Yani birinin 3 geldiği biliniyor. 3 geldiği biliniyorsa 1'i 3, diğerlerine 6 durum var ilk başta. Sonra bunu çevir. Birincisinin hani diğer sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zaten 3 oldu durum. 6, 6, 12 ama 3'e 3'ü bir defa sayıp direkt 11 de yazabilirsin. Olasılık ne oluyor? 2 bölü 11 olmuş oluyor. Cevap da nedir? B seçeneğidir. Mantık bu işte. Koşullu olasılıkta ne geldiği biliniyorsa evrensel kümen sınırlanıyor. Ona göre de ne yaparsın? İstenen durumu yazabilirsin. Geldik şimdi 10. sorumuza. Bakın burada da diyor ki bize bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının tek sayı olduğu bilindiğine göre bu sayının asal sayı olma olasılığı kaç? Şimdi ben zar atmışım, tüm durumunu bir yazalım. Bir tane zar attım. Bakın ne biliniyor? Tek sayı geldiği biliniyor. 1, 3, 5 bitti. 7 yok sonuçta. Peki neyi soruyor? İstenen ne istenen? İstenen asal mı diyor? Asal. Kim asal? Anda 3 ve 5. Doğru mu? Yani bunda 2 durum var. Bunda 3 durum var. O zaman olasılık ne? İşte istenen bölü tüm. Yani 2 bölü 3 olmuş oluyor. Mantık bu. Şimdi geldik 11. sorumuza. A torbasında 2 kırmızı 3 beyaz, B torbasında 5 kırmızı 2 beyaz top bulunmaktadır. Torbaların birinden rastgele seçilen bir topun kırmızı olduğu biliniyor. Bak bilinen bir şey var. Ne oluyor? Evrensel küme sınırlanıyor. Yani ben buradan bakın torbaların birinden rastgele bir top çekeceğim ve ne oluyor? Bunun kırmızı olduğu biliniyor. Neyi soruyor? Buna göre bu topun B torbasından çekilme olasılığı diyor kaçtır? Şimdi bakın hemen şunu bulacağım. İstenen durum, bölü tüm durum. Olasılığı direkt yazıyorum. Olasılık. Şimdi olasılık nedir olasılık? İstenen durum bölü tüm durum. Şimdi bunun şunu ben bilmiyorum. Yani gözümü kapattım bir top çekiyorum ama hangi torbadan bilmiyoruz ya. Yani sadece aldım ben kırmızı olduğu biliniyor. Bana diyor ki B'den gelme olasılığı. Yani B'den kırmızı gelme olasılığı nedir diyorum size. B torbasından kırmızı gelme olasılığı ne? Bakalım 2, 4, 5 yani 5 bölü 7'dir. Doğru mudur? Bakın B torbasından bir topun, bakın B torbasından bir topun kırmızı gelme olasılığı toplam 5 top var. Yani daha doğrusu 5 kırmızı var, 7 top var. Kırmızı olduğu bilindiği için 5 bölü 7. Peki burada tüm durum ne? A ve B'den kırmızı gelme olasılığına bakacağım. Hani o biliniyor ya, kırmızı seçmişim. Peki ben bunu A'dan mı aldım, B'den mi aldım? Şimdi diyorum ki A'dan kırmızı gelme olasılığı ne? Gördüğünüz gibi 2 bölü 5. A torbasından kırmızı gelme olasılığı artı, bakın bu A torbasından. B torbasından kırmızı gelme olasılığı ne? Zaten yazmışım 5 bölü 7. Burayı anladık mı? Bakın burası tüm durumu bu. Çünkü kırmızı geldiği biliniyor. Evrenselin senin o. Yani benim evrenselim ne? Kırmızılar. 2 bölü 5 A'dan geliyor. 5 bölü 7 de nereden geliyor? Tabii ki de B'den geliyor. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. 2'nin birlisi, 5'in birlisi, 5'in birlisi, 7'nin birlisi. Hani evrenselim bu. Kırmızı ya. Tamam mı? Bu şekilde yazabilirsin. Şimdi bakalım işleme. Bakın buradan hemen paydaları bir eşit diyelim. Ne olacak? Burası 7. A'nda burası 5. Yaptık işlemi 5 bölü 7 dursun. Bölü 14 artı 25 bölü 35 diyorum. 5 bölü 7 bölü 39 bölü 35. Ne yapıyoruz? Üstteki aynı duruyor. 5 bölü 7. 35 bölü 39 diyorum. Ve hemen buradan işlemi yapacak olursak sadeleştiriyorum. 5 ve cevap ne? 25 bölü 39 olmuş oluyor. Cevap nedir? D seçeneği oluyor.
Şimdi geldik 12. sorumuza. Bakın bu sorumuza da diyor ki bize bir torbanın içerisinde 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış 6 tane top bulunmaktadır. Akın, Bilge ve Ceren'in bu torbadan sırayla rastgele birer top çekerek oynadığı bir oyunda kazanan kişi aşağıdaki gibi belirleniyor. Yani bizim normalde torbamızda bakın ne var? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayıları var. Akın, Bilge ve Ceren. Akın, Bilge ve Ceren. Bunlar oyun oynuyor. Diyor ki bize, çekilen topların üzerindeki sayıların toplamı 3'e bölünerek kalan bulunuyor. Yani biz topları çektik, topladık, 3'e böldük. Ona göre de ne yapıyoruz? Kalanı bulacağız. Kalan 0 ise Akın, kalan 1 ise Bilge, 2 ise Ceren oyunu kazanıyor. Bilge 1 numaralı topu çektiğine göre Bilge'nin oyunu kazanma olasılığı nedir? Şimdi bakın Bilge 1 çekmiş. Ama diyor ki Bilge'yi kazandırın diyor. Tamam Bilge 1'i çekti gitti. Değil mi? O tamam o işten sıyrıldı. Şimdi ben A'yı, B'yi ve C'yi topladığımda 3'e böldüğümde 3 ile böldüğümde bir kalanlı vermesi lazım ki değil mi? Bir kalanlı vermesi lazım ki nedir? Bilge kazansın. Tamam Bilge'nin zaten bakın hani 1 ya burası. 3'e böldüğümde bir kalanlı verecekse o zaman A ile C'nin ne olması lazım? 3'ün katı olması lazım. Yani bunlar hani Bilge'nin istediğim durumda Bilge'nin toplarından burayı 3'ünü topladığımda ve 3'e böldüğünde bir kalanlı versin. Bilge 1 ise o zaman A ve C'nin toplamı ne olması lazım? 3'ün katı olması lazım. Mesela A ne çekmiş olabilir? 2 çekerse 2'ye karşılık 4. Bakın 2, 4, 6 yapıyor ya artı 1. Zaten nedir? 3'e böldüğünde 1 kalanını verir. Başka ne olur? 2'ye bir şey gelir mi? Gelmez tam tersi olur değil mi? Yani 2'ye 4. Onları sonra değiştiririm yani. Onun için yazmadım. 2'ye 4, 6. 2'ye 5 olmaz. 2'ye 6 olmaz. Bakın burası ne olur? 3. 3'e kaç oluyor? 6. Topladığım zaman 9. Zaten 1 duruyor. Bakın toplamı 3'ün katı olacak şekilde yazıyorum. Başka ne olur? Zaten bakın 4'e ne var? 2 var. Doğru mu? Başka 4'e ne var? Bakın 5 var. Toplam 9. Peki 5'e geldim. 5'e 4 toplam 9. 6'ya baktığım zaman 6'ya kaç oluyor? 3 oluyor. Terslerini de yazmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani buradaki durum ne? 6 durum var. Demek ki Bilge'nin oyunu kazanabilmesi için istenen durumda 6 durum var. O zaman yazıyorum. Olasılık eşittir. Bilge'nin durumu 6. Peki tüm durum ne? Şimdi tüm durum. A'ya gelebilecek sayılar ne? Kaç tane durum var A için sayı? Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane değil mi? Bakın A'nın gelebileceği sayılar buraya 5 tane sayı var. Yani nedir? İşte 2, 3, 4, 5, 6 bunların hepsini çekmiş olabilir. Yani 5 tane A için durum var. C için diyelim A bunlardan birini çekti. Hani 5 tane top vardı ya. 5 tane A'nın çekebileceği yani A kişisine gelebilecek top var. 5'in birlisi. Bakın 5 toptan bir tanesini çekiyor. Öyle düşünün. Peki bu çekti diyelim şunu çekti. Fark etmiyor hani olayı bulmaya çalışıyorum. Diğerine kaç top kalıyor? 4 top kalıyor 4'ün birlisi. Bu ne? Tüm durum. O zaman 6 bölü 20 cevap ne geliyor? 3 bölü 10 gelmiş oluyor. Yani E seçeneği. Bakın tekrar söylüyorum. Şimdi Bilge'nin 1 numaralı yani topu çektiği biliniyor. Değil mi? O zaman diğerleri ne olacak? Toplamı 3'ün katı olması lazım ki 3'e böldüğünde bir kalanını versin. 2'ye 4, 3'e 6, 4'e 2, 4'e 5, 5'e kaç oluyor? 4. Başka da zaten yok. 6'ya 3. 6 tane durum var. Bilge'nin oyunu kazanabilmesi için. Tamam bunu yazdım. Peki tüm durum ne? Zaten Akın yani şey B o zaten çekmişti. O bitti. Bir top çekti. Doğru mu? Yani onun bir çektiğini biliyorum. Onun için biri attım. Şimdi diyorum ki A kişisine kaç top kalıyor? Kaç durum var? 5 tane. 5 toptan bir tane çekecek. Kim bu? Akın. Değil mi? Bitmedi. Şimdi geldim. C'ye kaç durum var? Onun da 4 durumu kalıyor. Çünkü topun birini A aldığı için C'ye de kaç tane kalıyor? 4'ün birisi. Buradan da 20 oluyor ve cevapta 3 bölü 10 oluyor. Bakın bu soru sınav formatında tam böyle çıkabilecek tarzda güzel bir soru benden söylemesi. Sonra vay ben duymadım, vay ben görmedim demeyin. O zaman ne yapalım? Burada duralım. Bakın güzel bir yere geldik. Yani en azından olasılığın mantığını da öğrenmeye başladık. Burada duralım, bir ara verelim. Gelince devam edelim. O zaman görüşürüz. Bay bay.